Efendim, Gereli'de güzel bir aile işletmesine konuk olduk. İşletme sahibimizi tanıyacağız. Bakalım burada neler oluyor? İşletme sahibimiz neler yapıyor? Öncelikle güzelliği de bir aile işletmesi. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Mehmet Meçetin. Bir aile işletmesiyiz. Babam, kardeşim, aile yani bildiğimiz köy aile işletmesiyiz. Hayvancılık, tarım, bunlarla uğraşıyoruz genelde. Yeni başladık sayılır. Yani bir 3 yıllık bir hayvan geçmişimiz var. Yeni başladık. Daha önceleri vardı. 20-30 yıl önce işletmemiz vardı. Tabii bırakmamız gerekti. Başka işlerle uğraştık. Tabii geri döndük. Köylüyüz. Ayağımız toprağa değiyor. Ayağımız hayvanın işte pisine değiyor. Artık yapmamız gerektiğini anladık. Oradan başladık işte. Organik her şey işte hayvanlarımız iyiydi. Saman, ot. Hepsini kendimiz, sıvacı kendimiz yetiştiriyoruz. Yoncasını kendimiz yetiştiriyoruz. Yetmeyeni dışarıdan alıyoruz. Organik şekilde üretiyoruz. Yani böyle. Böyle. Aile işletmesi dediniz, en güzeli de o. Tüm ailenin bu işletmeye ve diğer faaliyetlere ortak olması, el birliğiyle yapıyor olması. Peki, bir üretici olarak pandemi süreci sizi etkiledi mi? Tabii etkiledi. Fakat şöyle etkilemedi. Yani bir kalabalık olmadığı için çiftçi şeyde, sadece kendimiz çalıştığımız için o şekilde etkilemedi. Ama satışlar tabii, biz sütü satıyoruz. Genel kooperatifine veriyoruz. Artık kooperatif tabii satışlarında şeyde biraz zorlamış olabilir. Ama çiftçi olarak bizi etkilemedi desem yeridir yani. Sütünüzü verdiniz, paranızı aldınız. Evet. Sabah ve akşam üzere iki kez mi süt veriyorsunuz? Evet, iki kere sağıyoruz. Üç kere sağanlar da var. Sağan arkadaşlar da var. Biraz daha kaliteli olduğunu, verim arttığını söylüyorlar ama üç kere sağım da hayvana zarar veriyor. Yani sonuçta bir sağım da hayvana bir zarar veriyor. İki kere sağım bizim için daha ideal. Günlük yani. Ne kadar sütümüz var efendim? Yani 1500 kilo aşağı yukarı ortalama sütümüz var. Sütünüz var. Evet. Peki sütyen paritesi olarak giderlerinizi hesaplayacak olursak bu parite şu anda yine tutmuyor gibi. Yem fiyatı, sütünüz. Şükür ki sizin bulunduğunuz bölge olarak işte girdi maliyetlerini düşürme adına ürünlerinizi yetiştirebiliyorsunuz. Evet. Ki yetiştirilmese zaten üretici ayakta kalamaz. Evet. Yem pahalı, bir sürü problemler var. Buna rağmen diyorum yani zorluklara rağmen hayvancılığa devam etmek. Ne düşünüyorsunuz? Hayvancılığı tabii girdi maliyetleri yüksek. En büyük girdi maliyeti yem. Yem fiyatları yüksek malumunuz. Bu da bizi büyük etkiliyor yani. Bir işletmenin en büyük girdi maliyeti yem. Gerisini tabii kendimiz ürettiğimiz için yoncasını, sılajını, samanını ürettiğimiz için biraz maliyeti düşürmeye çalışıyoruz. Zaten bir işletmede girdi maliyetine ne kadar düşersen, yani bizim köy yerine bir laf vardır. Malı alırken kazanırsın. Biz girdi maliyetlerini ne kadar düşürebildik, o kadar karlılığımız artıyor. Evet. Kooperatifimize ne zamandan beri üyesiniz? Kooperatifimiz 2005 yılında kurulduğunda kurucu üyeyim. İlk üçteyim. Yani üçüncü kişiyim kuruluşta. Kuruluşundan itibaren kooperatifin içindeyiz. Hem yönetimde hem pazarlamada yani mal verimde içindeyiz. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi kurulduğundan bugüne bir tekrar yani kuruluşu 15 yıl. 15 yıla bayağı bir başarı hikayesi sığmış. Yani siz aynı zamanda üreticisiniz. Kooperatifine güvenmek ya da ne bileyim bu ürünleri şarküterilerde, raflarda görmek size ne hissettiriyor? Tabii köyümüzün ürettiği, Gereli köyünde köyümüzün ürettiği çiftçimizden
alınıp direkt tüketiciye rafta genel kooperatifinin ismini görmek, tabelasını orada görmek bizim için bir gurur kaynağı. Biz gurur duyuyoruz. Yani Ödemiş'in en işlek caddesinde, en işlek yerinde genel kooperatifinin tabelasını görmek bizim için gurur kaynağı. Çünkü kooperatif demek, birlik olmak demek, tek yürek olmak demek. Başarıldığında da üreticinin gurur kaynağı değil mi? Güvencesi. Evet. Vatandaşla bu kooperatifçilik, yani sürü bir şirket de alabilir, bir mandıra da alabilir. Fakat kooperatifçilik denildiği zaman insanlarda bir yardımlaşma duygusu, insanlarda bir beraber olma duygusunu geliştiriyor. Yani bu gelirli kooperatif değil mi? Bir şahsın değil. Herkesin malı, tüketicide de herkesin malı. Evet. Yani böyle bir şey vatandaşta, yani vatandaşta bir yardımlaşma duygusunu geliştiriyor. Evet. Paylaşma, paylaşma, yardımlaşma, destek olma, değil mi? Evet. Gerçekten büyük bir emek. Tebrik ediyorum sizi. İşletme de çok güzel. Gerçi umduğumuzdan çok çok fazla, yani olması gerekenden fazla yüksek derecede sıcak var. Peki sıcak, hayvanlarımıza stres, bölge olarak yaşadığımız böyle sıkıntılar var mı? Tabii sıcak hayvanı ister istemez etkiliyor. Ama yapacak bir şey yok. İşte fan kuruyoruz. İşletmemizi havadar yapmaya çalışıyoruz. Kapatmamaya çalışıyoruz etrafını. Elimizden geldiği kadar, yani mümkün mertebe bunları yapmaya çalışıyoruz. Artık gerisi Allah'a kalmış, sıcaklar bitince zaten hayvanlar rahatlayacaktır diyorum. Sıkıntı kalmıyor. Yerimiz çok güzel, işletmemiz de çok güzel. Kaç baş hayvanımız var? İşte süs sağımını kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii biz düğü olarak aldık. Kendimiz tohumlattık. Kendimiz buzağlattık. Şu anda 70-80 civarında sağımlı hayvanımız var. Toplamda 200 civarında hayvanımız var. 1500 kilo civarında sütümüz var. Günlük üretiyoruz. Tabii sağımcı arkadaşlarımız var. Bakıcı arkadaşlarımız var. Onlar ilgileniyor. Tabii biz de ilgileniyoruz. Sütümüz direkt soğutma tankından giriyor. Ve 10 dakika içinde 4 dereceye ulaştırılıp direkt mandıraya gidiyor. Mandırada işletmeye gidiyor. Yani buradan hiç aracı olmadan direkt tanktan alınıp direkt işletmeye gidiyor. Çok güzel. Zaten üretici bu kaliteyi, soğuk zinciri, sütün kalitesini, ki süt çok çabuk bozulan bir ürün, bir gıda. Bu manada ne kadar bilinçli, ne kadar ona göre de kaliteli ürün, sonrası da sağlıklı ürün. Elinize, emeğinize sağlık efendim. Siz bir üreticisiniz. Türkiye'ye nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Türkiye sağlıklı besinler tercih etmeli. Organik besinler tercih etmeli. Ve direkt kooperatifleri tercih ederse bizler de memnun oluruz. Bizler de aynısını öneriyoruz. Geliyoruz, görüyoruz. Güzelliğini gördük kooperatifimizin. Ürün yelpazesini, satış reyonundaki kaliteli peynirlerini hem özendik, hem satın aldık, hem de Türkiye'ye öneriyoruz. Elinize, emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Size buraya kadar geldiğiniz, bizleri Türkiye'ye duyurdunuz. Evet sevgili izleyiciler, Gereli Köyü'nde yapmış olduğumuz bu güzel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Ege'min sımsıcak, güzel yürekli insanları, güzel bir aileye misafiriz Gereli'de. Kendileri üretici, anne, baba, erkek iki kardeş, hanımları, hanımlar da iki kardeş. Güzel bir hayvancılık yapılıyor. Neler yapıyorlar, bu işletmede neler oluyor? Efendim, onların bilgilerini, güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Hemen ben beyefendi kardeşimi tanımak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Ahmet Devecioğlu. Annem, babam, kardeşlerimle birlikte, eşlerimizle beraber, hep beraber burada süt emekçiliği yapmaktayız. Aynı zamanda dönem dönem besi hayvanları da yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi büyük bir aile işletmesi dedim. Evet. Çok güzel. Anne babanın başta olması. Evet. Muhtemelen onlar yapıyordu, siz mi devraldınız? Yani babadan bayrağı biz devraldık. Şimdi genel olarak başarılı bir hayvancılık gerçekten. Evet. Baktım herkesin slajları yapılmış, hazırlanmış. Hala faaliyetler, herkes çalışmalarda.
güzel işletmeler, açık besi yani evet. İşletmeler o şekilde. Bilinçli bir üretici gördüm. Yavaş yavaş şöyle teknik destek de alıyoruz. Bu yemini kullandığımız firmalardan kooperatifimiz gönderiyor yem bayilerini, zamanlarını. Onlardan teknik destek de alıyoruz. Aylık rasyonlarımız yapılıyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Hani bazen hatalarımız, kusurlarımız da mutlaka oluyordur da. Ama bilinçli bir üretim yapmak için mücadele veriyoruz. Ne kadar güzel. Şunu soracağım size. Yani bu iş, gönül işi çok emek. Yani öncelikle. Öncelikle sevmek lazım. Değil mi? Öncelikle sevmek lazım. Gönül vermek lazım. Zor günler geçiriyoruz ama daha güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah. Siz üreticisiniz. Pandemi sizi etkiledi mi? Çok fazla etkilenmedik ama etkilendik. Yani çok afaki. Yem fiyatları bizlere çok büyük zarar verdi. Bu doların, euronun kıpırdaması bizlere bu yönde zarar verdi. Onun haricinde bizim ürettiğimiz mallarımız devamlı satıldı. Tabii burada kooperatifin kendi malını iki tane yer açtı. Kendi malını eritmesi, İzmir'e ve Aydın Büyükşehir Belediye'ne mal vermemiz tabii ki bunlar biraz artı. Artı. Peki sizin hisleriniz ne oldu? Yani kendi ürünleriniz bir şarküteride, bir mağazada, bir marka oluyor. Siz ne hissettiniz bir üye olarak? Yani öncelikle sevincimizi nasıl anlatsak bilmiyorum. Yani çok mutluyuz, sevinçliyiz. Şöyle söyleyeyim. Bir marka olduk gerçekten. Bizim beklentimizin üzerinde gidiyor kooperatifimiz şu anda. Hızlı. Hızlı adımlarla, emin adımlarla ilerliyoruz. Umarım daha da güzel olacak. Bunu da inanıyoruz. Belki bir şubemiz daha olabilir. Yani kendi ürünlerimizi satabilme, hani direkt bize para olarak dönüş açısından bir şube de açabiliriz. Bunu düşünüyoruz. Bu büyük şeylerde ürünlerimizi gönderiyor olmamız ki çok sık gidiyor, gayet güzel gidiyor ve beğeniliyor. Hızlı da tüketiliyor. Sevinçliyiz, mutluyuz yani. Bunu daha fazla dile getiremeyeceğim. Evet, bu şekilde. Gurur kaynağı değil mi? Üreticinin... Mutlaka, mutlaka. Mutlaka. Bizim ürünlerimizin dışarıda satılıyor olması gurur kaynağı. Evet. Aydın bölgesinde, İzmir bölgesinde satılıyor olması ve kendi şubelerimizin olması. Şimdi cumartesi de bizim burada pazarımız var. Birinci şubemiz bizim için çok güzel bir yer. Dışarıdan cumartesi günleri gelen çok oluyor. Özellikle İzmir ve çevresinden gelenler çok oluyor. Güzel alışveriş yapıldığını biliyoruz orada. Cumartesi günleri güzel bir alışveriş yapıldığını biliyoruz. Ve artı şöyle söyleyeyim. Bedava reklam dediğimiz bir yerde, Ödemiş'in merkezinde. Orada bedava tanıtıyoruz yani kooperatifimizi. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Erişimin, iletişimin kolay olduğu bir noktada. Bu da satışı da artırıyor, erişimi orada kolaylaştırıyor. Tek sorunumuz, park sorunumuz olmasa, malum şehrin merkezi kalabalık. Park sorunumuz olmasa daha da güzel olacak ama o yüzden yukarıdaki şubeyi açtık. Evet. Yukarıdaki şubede park sorunumuz da yok. Biraz daha geniş bir yer. İkisiyle beraber emin adımlarla ilerliyoruz. Gayet güzel. Buradaki yerimiz de büyüyor şu anda. Evet. Yakında yoğurt ve ayran da başlayacak. Onlara da Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük katkıları var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkıları var. Onlar da yakında başladığımızda daha iyi olacağını inanıyorum. Belki bu araçlarımız yetişmeyecek. Bir iki araç daha, bir iki kişiye daha istihdam işçi alınacak. Ben yetişmeyeceğini düşünüyorum bu araçlarımla. Çünkü şu anda ikisi peynir ve diğer ürünleri, başka kooperatiflerin mallarını da satıyoruz. Evet, onlara anca yetişiyor şu an iki aracımız. Belki iki araç, iki kişiye daha istihdam. Ben öyle ümit ediyorum en azından. Öyle olmasını istiyorum. Evet, ne kadar güzel. Bir üretici olarak yaptığınız ürettiğiniz sütün mamul hale gelmesi, onun bu şekilde pazarlanması hem umut olmuş hem size güvence olmuş, gözlerinizin içi parlıyor. Ya bize şimdi bu bir de daha da ümitlendiriyor, teşvik ettiriyor yani. Bir hayvan daha fazla bakabilmenin peşindeyiz. Yani bir hayvan demek en az 20-30 kilo süt demek. Yani fazla üretmenin peşindeyiz şu anda. Ki bu kadar sıkıntılı süreçte olmamıza yani, rağmen. Yani sıkıntılıyız ama daha güzel olacağına inanıyoruz. Kooperatif umut vermiş. Mutlaka. Değil mutlaka. Mi? Peki hanımefendiler iki kardeş. Evet. Hanımefendiler emek veriyor dedik. Hanımefendiler evet. De kardeş dedik. Siz kardeş. Kardeşsiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Vesile Demircioğlu. Ablamla beraber sağlıyoruz emekleri. Eşim ve abim ilgilerini veriyor. İşte öyle. Yani. Peki şunu söyleyeceğim. Geniş bir alanda yaşıyorsunuz. Güzel bir işletme. Yani hayvancılık olmasaydı ya da yapmıyor olsaydınız bu kadar rahat yaşar mıydınız? Yaşamazdık. Değil mi? Biz yaşayamazdık ama... Biz böyle alışkınız, böyle devam edeceğiz.
alışkın olduğumuzdan devam ederek bu yolda. Yani çünkü iyi bir hayvancılıkla nereye geleceğini de görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Ama doğruyu söyleyeyim, en çok kadınlar. Kadınlar temiz, kadınlar daha titiz. Değil mi? Evet. Erkeklere nazaran bayanlar daha titiz. Tabii. Daha dikkatli. Evet. Günde kaç saat vakit ayırıyorsunuz? 1-2 saat sonra ayırıyoruz. Hayvanda, ev işiydi. Sabah bir saat, akşam bir saat gelin. Evet. Anladım. Elinize, emeğinize sağlık. Sizi de tanıyalım efendim. Ben Ayşe Demircioğlu. Kardeşimle ikinci bakıyoruz hayvanlara. Evet. Aynı avluda yaşıyorsunuz. Evet. Kardeşsiniz, evlisiniz. Hem kardeşiz hem evliyiz. Çarşı karışmıyor değil mi? Karışmıyor. Hayvanlara beraber bakıyorsunuz. Evet, hayvanlara beraber bakıyoruz. Bu halimizden memnunuz. Yani kooperatif hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Daha ne diyeyim hani? Pazarlara çıktı, ürünler marketlere giriyor değil evet. mi? Evet. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi sıra efendim teyzeye gelecek. Ailenin büyüğü. Teyzem sen kaç sene hayvancılık yaptın? Vallahi gelin geleli işte buraya 43 sene oldu. 43 yıl? 43 yıl oldu. Odur budur hayvancılığın içindeyiz. Evet. Şimdi bunları devrettim yani. Ben emekli oldum. Sen emekli oldun. Sen emekli oldun. Peki sana şunu soracağım. Senin zamanında nasıldı? Bizim zamanımızda az dayı var. 2-3 hayvan olurdu, 5-6 olurdu. En fazla 10 taneydi bildik. Peki evet. O zaman sütünüzü değerlendirebiliyor muydunuz? Hayır, değerlendiremiyorduk. Şöyle alıp gidiyordu, böyle kooperatifimiz yoktu ilk evvela. Evet. Daha evvelden vardı, sonu yoktu. Evet. O demişten sütçüler gelip alıp gidiyorlar. Böyle kooperatif yoktu. Kooperatif olunca neler oldu? Daha iyi oldu. Daha güzel oldu. Evet. Sabah akşam gelip süt alınıyor. Tabii. Bir de soğuk tanker konuldu. Oh. Daha iyi oldu. Yani sen şimdi artık gelinden keyfini sürüyorsun. Evet, öyle. Onlar profesyonel oldu mu hayvancılıkta? Epey oldular. Epey oldular. Yani tam olmasa da epey oldular. Eski tecrübe canım. Teyzeciğim gerçekten emek istiyor değil mi yani? Tabii. Bir bebek evet. gibi, bir çocuk gibi sürekli. Tabii. Hep emeğle oluyor işte. Amcayla yaparken şartlar değişikti. Şimdi modern artık değil mi? Tabii. Şimdi hazır motorla ver iyi diye. Eskiden çuvalık atardık kuşuya. Sırtımıza alırdık. İnekten yönünü önü dökerdik. Şimdi hazır motorun içini katıyorsun. Ne güzel veriyor. Şimdi aynen. O dert yok. Sağın makineler var. Sağın makineler sistemler. Var. Eskiden daha eskiden elimizden savuyorduk. Biz de makineyle savuyorduk ama ikili savuyorduk. Evet. Az savuyorduk. Hani. Şimdi artık? Şimdi daha güzel. Sağım yerler oldu. Bakımına şey oldu. Yeğneldi hani. Evet. Sırtından bir şey taşımıyorsun da. Yani. Her bir şeyiniz de pek güzel valla. Peyniriniz, yoğurdunuz test ettim ama her bir şeyiniz pek güzel. Efendim bu güzel aileye konuk olduk. Hepsinin eline koluna sağlık. Gözlemlediğimiz şu. Profesyonel yapıyorlar, yürekten yapıyorlar. Çalışkan, sıcacık yürekli insanlar. Efendim genelde yapmış olduğumuz programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, sınırlı sorumlu Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin efendim peynir üretim tesislerindeyiz. Nedir bu lezzet? Kooperatifimizin efendim kalitesi ve tulum peyniri de Ödemiş ilçeleri, beldeleri, köyleri efendim Türkiye'nin lideri. Bu manada efendim sınırlı sorumlu Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin mühendis hanımefendiyle burada hizmet veren mühendis hanımefendiden bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Özge Özalp. Gıda mühendisi olarak burada göreve başladım. Ürünlerimiz teneke tulum peyniri, köy peyniri, beyaz peynir, çökelek, lor. Böyle yani bir süzme yoğurt peyniri olarak hani bir sürü ürünlerimiz. Daha da ayran yoğurt için inşaatımız var. Daha ilerisi için, büyümek için. Sütümüz çiftçilerimizden süt alım bölümümüze geliyor. Birkaç numune ve kontrollerden sonra süt pişirme kazanlarında peynirimize göre ısıl işlem derecesinden sonra mayalama tankına alıyoruz. Belirli bir süreden sonra mayalamadan sonra kırım işlemi ve teknelere
olarak devam ediyor. Teknelerde hangi peynir yapacaksak, teneke tulum, klasik peynir, ona göre işlem gördükten sonra, örneğin teneke tulum için birkaç gün bekleyip haşlama işlemi ve tenekeye dolumdan sonra 4 ay buzhanemizde bekliyor, soğuk hava depolarımızda, sonra tüketiciye sunuluyor. Ama taze köy peynirimiz, beyaz peynirimiz hemen işlem gördükten sonra birkaç gün beyaz peynir suyu içinde bekledikten sonra tüketiciye sunuyoruz. Şu anda ambalajlama yapılıyor değil mi? Evet, ambalajlama yapılıyor. 4 aylık beklemiş teneke tulumumuz bu. Evet. Şarküterilerimiz de şu an ambalajlanıyor. Şöyle yapacağım, şöyle göstereyim. Sevgili izleyiciler. Vakum ve tarih atıldıktan sonra yemeğe hazır. Yemeğe tüketi hazır. Bu efendim meşhur bu bölgenin tulum peyniri. Kooperatifimiz gerçekten çok başarılı. Öncelikle yola çıkışında belki soğuk süt zinciri bunlara oturduktan sonra kaliteli sütü üretmek adına, üreticilerin sütlerini değerlendirilmesi adına ama sonraki adımlarda da üretilen sütten mamuller yapılması adına efendim bunlar ambalajlanıyor. Kooperatifimizin 2 tane şarküteri satış reyonu açıldı. Oradan ve yine anlaşma yaptığınız İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendine özel şeyleri var. Hani büfeleri, şarküterileri, satış yerleri var. Oralara şey yapıyoruz, sunuyoruz. Oralara sunuyorsunuz. Evet. Lezzete ne diyeceksiniz peki? Mükemmel. Herkes alsın, bir tatsın, baksın derim. Elinize, emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Paketleniyor efendim, tarihi atıldı. Ondan sonra kimlere ulaşacaksa, hangi sofralara ulaşacaksa, özellikle kıymetli üreticilerimizin, Ödemişimizin, genel bölge olarak konuşuyorum, Gereli bölgesinin efendim değerli sütlerinden bu lezzetli tulum peynirleri kimlere ulaşacaksa sofralarına şimdiden şifalar olsun diyoruz. Efendim verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güvenlikle, sağlıkla, lezzetle diyoruz. Teşekkür ederiz. Ne güzel söyledi. Özellikle pandemi döneminde efendim bağışıklık sistemimizi güçlendirme adına sağlıklı beslenmeliyiz. Mühendisimizin de dediği gibi sağlıkla, güvenle, afiyetle kooperatifimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, Ödemiş'e 10 kilometre uzaklıkta Gereli köyündeyiz efendim. Her ne kadar resmiyette mahalle dense de biz köylerimizden efendim vazgeçmiyoruz. O manada Gereli köyündeyiz. Gereli köyümüzde efendim başarılı bir hayvancılık ve başarılı bir kooperatifçilik. Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanım Mustafa Gerçek'le kooperatifimizi tanıyacağız efendim. Kooperatifimizde üreticilerimizin binbir emekle ürettikleri kaliteli sütlerden efendim sonrasında mamül yapımına ve bu kaliteli ürünlerin sofralara ulaşma hikayesi güzel bir başarı hikayesi. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Ödemişimizde Gereli'de sizi ağırlamaktan memnunluk duyuyoruz. Bu sayede hem köyümüzü hem de kooperatifimizi tanıtma imkanı bulmuş olacağız. Önce kısaca bir köyümüzden ve kooperatifimizin kuruluşundan bahsedeyim isterseniz. Evet. Gereli köyü Ödemiş'in büyük köylerinden bir tanesi. Bini geçkin nüfusu olan Ödemiş'e 10 kilometre uzaklıkta. Ağırlıkla patates, karpuz ekilen hayvancılığın yoğun olduğu bir köy. Bir ova köyü, verimli bir ovaya sahip. Sonra da kooperatiften biraz bahsedeyim. Kooperatifimiz 1960'larda ve 1970'lerde iki tane başarısızlıkla geçmiş kooperatifçilik üzerine. 2005 yılında tekrar bir kooperatif kuruldu. Bununla beraber insanların beraber hareket edip sütünü daha iyi pazarlama sevdası başladı. 15 yıl oldu. Bunu da artık başardığımızı zannediyorum köylülerimizle beraber. Şu gün itibariyle 42 ton günlük süt toplamaktayız Gereli köyü ve civar köylerden. Bunun 10 tonunu kendi işletmemizde işlemekteyiz. Piyasa şartlarından daha yukarıda süt alıp yemimizi, işte mazotumuzu, gübremizi, tohum desteğimizi üretimimize vermekteyiz ve bunları da piyasa şartlarının altında sağlamaya elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ve başarıyoruz da herhalde sanırım. İşletmemizi bir demin konuştuğumuz, gördüğümüz mandıra işletmemizi kendimiz devletten, herhangi bir belediyeden, hiçbir yerden desteklememeden tamamen Gereli köyü kooperatifinin ortaklarının kazancıyla
oluşturduk, başardık. Binası, arsası, içindeki bütün ekipmanlarıyla beraber köylünün emeğini işte mamule çevirip aynı zamanda da tüketiciye ucuz peynir yedirmenin peşindeyiz. Buna gayret ediyoruz. Evet, başkanım tabii ki gayret. Öncelikle kooperatif şey bir gönül işi. Doğru. Siz inanarak çıkmışsınız ama sizinle beraber yönetim kurulunuz evet. Ve arkanızdaki tüm kooperatif üyeler. Evet. Güvenmek gerekiyor, inanmak gerekiyor. Birlikten kuvvet doğuyor. Bu manada sizi tebrik ediyorum. Peki efendim, sütün mamule dönüştürülmesi, bunları tasarlarken ya da uygularken nerelerde zorlandınız? Çok kolay bir şey değil yani. Sonuçta muhakkak bir tesis var. Üyeleriniz ne dediler? Şimdi genel nokta çok güzel ama o süreçte ne yaşadınız? İşte başında anlattığım gibi iki tane başarısız olmuş kooperatifin üzerine kooperatif kurulduğunda köylülerimiz bizim önce tedirgin davrandılar. Kooperatife üye olmak istemediler. İşte nasıl olacak? Tekrar başarısız olursa, işte paralarımız giderse, işte şöyle olursa yani bir sürü tenkitler aldık. Ama sağ olsunlar onlar da bize destek çıktı. İlk kuruluş aşamasından beri bu kooperatif yani içindeyiz beraber. Benim kendi asıl mesleğim sağlık memurluğu ama görevimi hiç yapmadım. Kendimizi köyümüze adadık diyeyim artık. Buradayız. Zor bir zaman geçti. Önce sütümüzü çoğalttık. Bir 5 tondu, 6 ton oldu, 10 ton oldu. İşte 20 ton giderek çoğaldı. İnsanların o eski kooperatiflere karşı algısı bittikten sonra yeni üyeler gelmeye başladı. Şu an 235 tane üyemiz var. Dediğim gibi hayvancılığın iyi yapıldığı, büyük çiftlikler değil ama orta ölçekli aile işletmelerinin olduğu bir köy. Bizim kendi civarımız burası öyle. Herkes kendi hayvanına, çoğu insanlar bakıcısız bakmakta. Kendisi, kardeşi, oğlu, annesi, babası beraber yapıyorlar üretimi. Para kazanmak istiyorlar. Yavaş yavaş da işte o algı gittikten sonra sütümüz çoğaldı. Belli bir zamana geldik artık. Ne yapabiliriz? Bunu artık mamule dönüştürmemiz lazım. Sütü alsatla biz bunu nereye kadar götürürüz? Ne kadar para kazanırız? Şeyi başladı. Genel kurullarımızla oturduğumuzda ortaklarımızla işte istişare yaptık. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Mandıra kurabilir miyiz? Satabilir miyiz? Satamaz mıyız? Derken bir gün gözümüzü kararttık. Köyün merkezinde bir 400 metrekare bir arsa aldık. Kendi yani birikimimizle. İçinde eski bir kahveden dönme bina vardı. Yani mekruh bir binadı. Onu iki katlı bir bina yaptık. İşte yemekhanesiyle, depolarıyla, işte işletmenin olduğu yer. Yani çok büyük bir yer değil ama burası bizim. Hep beraber başardık bunu. Yani devasa bir yer olabilir işte ama kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Biz yaptık. Kendimiz işte beraber olduk. Demin dediğiniz gibi birlikten kuvvet doğdu. Onu gördük. Bundan sonra da üretmeye başladık. İşte az az başladık üretmeye önce. Bunu nasıl pazarlarız algısı başladı. Ödemiş'te bir tane satış mağazası açtık. Bunun da sebebi biz sütü kendimiz topladığımız için ucuza mal ediyoruz zaten. Ucuza mal etmenin yanında aracılar olmadan bunu tüketiciye hem sağlıklı hem güvenilir hem de ucuz nasıl ulaştırırız? Bunun en kolay yoluyla Gereli Kooperatifi'nin kendi ismiyle Ödemiş'te bir satış mağazası açmasıydı. Bunu açtık. Biz açtıktan sonra zaten diğer şarküteriler ya da mandıraların satış yerleri bizim fiyatlarımıza uymak zorunda kaldı. Bu manada tüketici de karlı ve güvenilir mal almış oldu. Piyasaya regüle etmişsiniz. Piyasayı da regüle etmiş oldu. Güzel bir üretilen sütün mamule dönmesi ve el aracı girmeden tüketiciye kaliteli bir şekilde, doğal bir şekilde erişmesi çok çok güzel. Yani insanlar özellikle efendim şimdi pandemi dönemi yaşıyoruz. Evet. Zor dönemdeyiz, dünya yaşıyor bunu. Global bir sorun oldu bu pandemi sürecinde. Anlaşıldı ki şimdi bağışıklık sistemimiz güçlü olmak zorunda. Evet. Nedir? İmmün sistemi nasıl güçlü tutacağız? Sağlıklı besleneceğiz, doğal besleneceğiz. Tam da burada sizin kıymetiniz tavan yaptı. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Neden? Size üretmezseniz bizler ne yeriz? Sofralarımıza ne ulaşır? Başkanım dikkat ederseniz pandemide nereler kapanmadı? Fırın, gıda, market, değil mi? Evet. Sağlık, hastane, eczanelik kaldı. Demek ki ayakta kalmak için olmazsa olmazımız güvenli gıda. Güvenli gıda. Evet.
Bunu görerek yani böyle bir başarı sağlanması ciddi anlamda çok güzel. Peki geri dönüşümü nasıl oldu bu ilk şarküteriden sonra? Ya işte insanların zaten tepkisi çok iyi oldu. Ödemiş yani nasıl söyleyeyim, güzel bir yerinde biz bunu açtık. Biraz pahalıydı mesela dükkanımızın kirası falan. Ya işte kooperatif bunu nasıl çıkarır, burası çok dayanmaz, batar. İyi de gitti, insanlar da sahip çıktı. Zaten kooperatiflerin çok para kazanmak gibi bir lüksleri yoktu. Sadece kendi ortaklarının cebine daha fazla para sokabilmektir. Yani biriktirdiği para onun değildir zaten. Kendi ortaklarının parasıdır. Çok para kazanmak gibi bir derdi olmadığı için özellikle peynir, bal ve zeytinyağında çok hileye açık mamuller, gıda ürünlerdir bunlar. Bunları yapmayız zaten. İnsanlardaki o kooperatifteki güven algısı da olunca ödemişli insanlar da tüketiciler de sağ olsunlar sahip çıktılar bize. İyi satışlar oluyor. Dediğimiz gibi demin de bizim fiyatlarımıza uyunca diğerleri de fiyatlarını düşürdüler. Bizim sayemizde bizden alışveriş yapmayan insanlar bile daha ucuz gıdaya ulaşma imkanı buldu. Evet. Daha sonrasında efendim tüketim çok, yani arz talep dengesidir bu. İhtiyaç olmuş ki ne mutlu, ikincisi açılmış. Evet. Yakın bir tarihte yine tebrik ediyorum. Hı-hı. Değil mi başkanım? Yeni oldu o da işte 10 gün falan oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in, İzmir Köy Kooperatifliği Başkanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Eşi Neptün Hanım'ın, onların da bize desteği çok büyüktür. Onların katılımıyla ikinci mağazamızı açtık. İnşallah üçüncü, dördüncü, beşincileri görürüz. Bunu İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da açarız ki bu güvenilir, ucuz, sağlıklı gıdaya herkes erişebilsin. Şunu da belirteyim bu arada. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifler üzerinde etkisi gerçekten çok büyük. Ürettiğimiz ürünlerin belli bir kısmı, hatta büyük bir kısmını alım yapıyor bizden. Bunu da ihtiyacı olan ya da gıdaya ulaşamayan insanlara gıda paketleri yardımları içinde, özellikle bu demin dediğiniz şeyde pandemi sürecinde bizden bayağı bir yüklü peynir çekti. O insanlara bunları dağıttı. Bunun yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ege Et mağazaları var, satış mağazaları. Onların yanına peynir reyonları açtılar. Orada bize sağ olsun, yani bayağı destek oluyor. 13-14 tane mağazası var. Bizlerden sadece genel kooperatif değil, Arıcılar Birliği'nden, İdeli Kooperatifi'nden, üretim yapan bütün kooperatiflerden mal alıyor. İşte Ödemiş Belediyesi sağ olsun yani bu konuda destek çıkıyor. Yani belediyelerin zaten kooperatifler üzerinden alım yapabilmesinde yasal olarak da bir sıkıntısı olmadığından onlar bize kazandırıyor. Biz de bunu ortaklarımıza dağıtıyoruz. Herkes memnun. Yani kooperatifçiliğin, birlik olmanın, sağlıklı ve doğal ürün üretmenin kıymeti en çok da bu dönemde anlaşıldı. Evet. Kooperatifler çok çok kıymetli başkanım. Yıllara dayanan emekler. Hemen hani derler ya, ha dedin mi öyle de hemen çabuk oluvermiyor. Ki siz istikrarla gitmeseydiniz belki de bugün bu işletmede bu kadar hayvan sayısı olmazdı. İnsan üretici olsun. Siz kendiniz başlattınız. Ben de kendim üreticiyim zaten. Yani ailenizle birlikte, eşinizle birlikte. Hani süt çünkü çok zor bir konu. Hı-hı. Süt çok hassas bir konu. Üstelik yani fiyatı çok, yem girdileri, yani her şey çok pahalı. Aslında kolay üretmiyorsunuz, çileniz çok ama sonucunda kaliteli sütün de mamule dönüşmesi şu günlerde özellikle çok ciddi bir başarı. Ben sizi tebrik ediyorum. Başkanım, şarküterimizde hangi ürünlerimiz var? Ve bildiğim kadarıyla tüm kooperatiflerimizle el ele tutuşmuş, yardımlaşma durumundasınız. Hı hı. Hangi kooperatiflerimizin ürünleri var ve ürün yelpazemiz nedir? Şöyle şarküterilerde bulunan hemen hemen bütün ürünler var. Zaten peynir ürünleri kendi ürünlerimiz, yapabildiklerimizin hepsi Gereli Kooperatifi markasıyla. Biz hala daha ayran ve yoğurt işine giremedik. Burada kooperatif dayanışması var işte. Bademli Kooperatifi'nin yoğurdu ve ayranı. İşte bal konusunda demin söylediğim gibi en hileye açık ürünlerden birisi İzmir Arıcılar Birliği'nin ürünleri. Tunceli Ovacık'tan fasulyesi, barbunyası, nohutu. Tire Karateke Kooperatifi'nde kurtulmuş incir, mandalina, üzüm, çilek hepsi. Kastamonu gördüm. Kastamonu Köy Kop Birliği'nin pirinci, siyez buğdayı, unu. Ödemiş Demircili Kooperatifi'nin, üzümlü kooperatifinin zeytinyağları. Yani ulaşabildiğimiz bütün kooperatiflerden
bizde olmayan, kendi üretimimiz olmayanları yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında köylü ortaklarımızdan yapanlardan reçel, kendi ortaklarımızın ürünleri, erişte, tarhana. Bunları da ortaklarımızın, yani kadınlar evde yapıyor, onlar orada değerli. Onlar da hem aile bütçesine katkı yapmış oluyor. Böyle götürüyoruz. Geniş bir aile olmuşsunuz, çok daha büyüyorsunuz günden güne. Peki bu sağlıklı, güzel ürünlere, hele hele Ödemiş tulum peyniri meşhur peynir. Evet. Biz Türkiye'de her yere rastladığımızda peynir işte Ödemiş işte. Bu manada bu lezzete, bu kaliteye insanlar nasıl ulaşabilir başkanım? Ya, ilk öncelik işletmemizde var. İki tane satış mağazamız var yani oralarda. Ama bunun yanında dışarıdan insanlar bize ulaşması için internetten satışımız var. Hatta 150 TL kargo ile anlaşmamız var. 150 TL ücreti. Ücretsiz yani 150 TL'ye geçtiğinde www.gerelikoop2oyla.com adresinden girip bütün peynirlerin orada görselleri, fiyatları, nasıl ulaşılabileceği hepsi var. Zaten internet satışı da iyi gidiyor. Yani artık insanlar gidip pazardan almanın yerine çoğu insan internet üzerinden alışveriş yapıp şu pandemi sürecinde çok diyaloğa girmeden alışveriş yapmak istiyor. Oralarda ulaşabilirler. Tamam. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Pandemiyle birlikte gıda güvenliği artık bir fiziksel diyeceğim ben. Başkanım sosyale kabul etmiyorum. Evet. Niye etmiyorum? Sosyallik demek selam vermeden geçmek. Yani sosyal mesafe değil de fiziksel mesafe. Evet. Bu manada insanlar artık en doğal, en sağlıklı ve en güvenli ürünü sofrasında istiyor. Bu manada da kooperatiflerimiz olmazsa olmaz. Evet. Güzel çalışmalar olmuş başkanım. Ortada işte yapılanlar, her şey güzel, ürünler güzel. Peki Mustafa Gerçeğin bundan sonraki hayalleri var mı? Mustafa Gerçeğin, yani çoğu söyleyeyim, yani kooperatif olarak hedeflerimizi hemen hemen gerçekleştirdik. İşte bir projemiz onaylandı İzmir Kalkınma Ajansı'ndan. Yoğurt ve ayran, şu an onun Mandıra'da da işletmemizin olduğu yerde tadilatları devam ediyor. Onu da başardıktan sonra kooperatif çok büyüse de sadece kooperatif yöneticilerin ancak egolarını tatmin eder. İşte çok büyüdüğünde özel şoförü olur, işte özel kalem müdürü olur falan. Bizim öyle şeylerimiz yok. Onu da başardıktan sonra artık kendi ortaklarımızın cebine daha ne kadar daha para sokabiliriz? Yemini ne kadar daha ucuza temin edebiliriz ya da kendimiz üretebilir miyiz? Onlara bakacağız. Dediğim gibi kooperatifin çok böyle devasa holding tarzı bir şeyler olması bizim için, yani en azından benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Madem bu insanlar bir araya geldiler, sadece kooperatif yöneticileri değil de kooperatifin tüm ortakları bundan faydalansın diye düşünüyorum. Ne kadar güzel bakıyorsunuz efendim. Birlikte yola çıkılmış. Tabii ki üyeler de sonuna kadar yolda bırakmadıkları gibi sonuçlarındaki güzelliklerini de paylaşsınlar istiyorsunuz. Öncelikle mutlu olma hakkı onlara ait. Önce onları. Elinize, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Güzel şeyler oluyor. Teşekkür ederim. Kooperatiflerimizin bu başarısını duymak, gelip yerinde görmek, o kaliteli peynirleri, o lezzetli ürünleri tatmak ve ekranlarımız aracıyla tüm Türkiye'ye duyurmak bizleri de mutlu etti. Genç bir başkanımızsınız. İyi bir kooperatifçilik adına, üretim adına Türkiye'ye nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ya Türkiye'nin kurtuluşu bana göre kooperatifleşme, birleşmeden geçiyor. İnsanlar bunları başarabilmeli, başarmalı. İyi kooperatif örnekler içinde bence İzmir'e ve Küçük Menderes'e bakmalı. Gelip bizlerle burada görüşmeli, konuşmalı, nasıl başarılıyor, ne yapmak gerekiyor, bunu istişare etmeli. Tüm Türkiye bunu yapmalı ki kurtuluşumuz da bence buradan geçiyor diye düşünüyorum. Üretmek. Üretmek, üretmek, üretmek ve sağlıklı ve güvenilir olması gerekiyor bence. Doğru. En önemlisi o. Sağlıklı ve güvenilir ürün üretmek çalışmaktan geçiyor. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık efendim. Teşekkür ediyorum sizlere. Ayağınıza sağlık. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Teşekkürler. Evet Anadolu sevdalıları. Bizler istemesek de yine bir programımızın sonuna geldik. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla sağlık ve sıhhat içerisinde sizlere seslenmek üzere sağlıkla kalın.